Bugün sizlerle beraber nereye gidiyoruz? Abant'a. Bugün Abant diye uyandık. Bugün yola çıkalım diye uyandık. Eşin Aslı, Emre'nin işi yoktu. Mesaisi olmadığını öğrendik. Ben de boş olunca ne yapalım dedik. Gidelim. Gidelim Abant'a doğru sürelim istedik. Şurada görüyorsunuz böyle kızarmış, sararmış yapraklar var. Bunların daha fazlasını görelim istedik. Uzun zamandır da zaten çok tavsiye edilen bir yerde. Çok da gitmek istediğimiz, görmek istediğimiz bir yerde. Sonra baktık boşluğumuz var. Hiçbir hazırlığımız olmamasına rağmen hemen pijamalar, şunlar bunlar, acil ihtiyaçlar aldık. Kendimizi yola attık. Hava da çok güzel. Yani hava durumu bizi teşvik etti aslında. Evet, Bolu seferi başlamış bulunmaktadır. Hadi bakalım, hep beraber Abant'a gidiyoruz. Ne ilginç bir gün ya. Şu an birazcık moralim bozuk aslında. Kayda girdim ama. Benzinlikte benzin alalım diye durduk. Sonra hava sıcak diye ceketimizi çıkaralım dedik falan. Sonra dedik ki saat geç oluyor. Yani daha doğrusu Emre Sapanca'ya gitmek istemiyor. Yani dibinden geçiyoruz. Yaklaşık 50 kere de Sapanca'nın dibinden geçmişizdir ve Sapanca Gölü'nü göremeden, kıyısına gidemeden dönmüşüzdür. O yüzden ben bu sefer kesin uğrarız gözüyle bakıyordum. Birazcık hayal kırıklığı yaşıyorum o yüzden. Ama Emre de diyor ki o da haklı. Hani Abant'ta birazcık vakit geçirelim istiyor. Oraya vakitli varalım istiyor. Şimdi biraz zincirlerimizi yağladık. Plana gece 12'de karar verdiğimiz için hazırlıklarımız ani ve yarım kalmıştı. Zinciri yağlayamamıştık. Şimdi zincirimizi yağladık. Oturduk, bekledik birazcık kurumasına. Şimdi yola devam edeceğiz. Yine yukarılardan geçtiğimiz yollardan göreceğiz Sapanca Gölü'nü de. En azından oranın güzel havasını alacağız. Yeşillik yollarından, manzarasından biraz faydalanacağız geçerken. Ama olsun, başka bir sürüşte, başka bir gün belki tekrar uğrarız. Evet, gelmeyeceğiz herhalde dedim ama Sapanca Gölü'nün kıyısına geldik. Ben Emre'yi takip ediyordum, navigasyondan gidiyordu. O da söylememiş. Buraya gelmeyeceğiz sanmıştım benzinlikten çıkarken ama Emre navigasyondan bakıyordu. Yol üstü olduğunu fark edince hemen geldik. Böyle gerçekten de yol üstü bir şekilde mola verdik. Tam Berceste'nin olduğu kısımdan bir girişi var. O tarafta kalıyor. Buradan tekrar otoyola bağlanacağız devamında. Şöyle size manzarayı da gösterelim. Çok güzel. Kokusu, havası çok güzel gerçekten. Böyle tam olarak yol kenarında. Hatta nerede mola verdiğimizi de gösterelim. Manzara zaten böyle ama şöyle gidelim. Tam böyle yol kenarında Park Izgara diye bir minibüs var. Burada bizi abimiz şey yapıyor. Seni çekiyorum ama sıkıntı olmaz değil mi? Cansın vallahi, sağ ol. Ellerine sağlık. Reklamın iyi sıkıntısı olmaz değil mi? Gördüğünüz gibi motorları şuraya park ettik. Abimiz bize burada tost yapıyor. Tostumuzu yiyeceğiz. Biter orada çayını içiyor. Sonra buradan devam edeceğiz. Böyle aslında planda yoktu burası da. Yani Sapanca Gölü'nü görür müyüz görmez miyiz derken tam olarak Sapanca Gölü'nün yanına oturmuş olduk. En güzel molalar beklenmedik, planlanmayan molalar oluyor. Bu da onlardan biri. Mihter yerken gene devam ediyoruz. Adettendir aşkım. Adeti bozmayalım. İnsanlar artık merak ederler. Mihter niye yerken bugün çekmediler acaba? Bir şey mi oldu diye merak ederler çekmezsen.
aç mısın, açıkta mısın? Kızımıza bakmıyor mu falan? Bakın burada sosyal medya yönetimi yapılıyor. Konum evet, bakılıyor. Şuradan böyle devam edeceğiz. Instagram'ımızı takip etmeyenler bunları hep kaçırdı. Evet. Çok üzgünüz. Aynen öyle, çok üzgünüz. Ama... Çayımız geliyor. Kedi geldi. Pis 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 pis. Gel kediyi besleyelim. Kedi geliyor, çayımız geliyor. O kedi var ya, görüntü yısından tırmandı buraya kadar. Valla abi çayın çok güzelmiş. Teşekkür çok ediyoruz. Teşekkür ellerine sağlık. Pis 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 pis. Gel. Gel pis pis pis. Moladan sonra Abant'a non-stop mu gideriz? Köy yollarından gideceğiz. Evet, 100 kilometre varmış. Akyazı tarafından böyle ayrılıyoruz. Otoyoldan gitmeyeceğiz. Artık özgürüz. Şu göl molası güzel oldu bizim için. Artık köy yollarına da gireceğiz. Abant'ı göreceğiz. Sonra oradaki böyle sonbahar manzarasıyla beraber kamerayı açarız. Kapatıyorum kamerayı. Kapatmadan önce ben de şunu diyeyim. Rotayı bazen merak edenler olur. Göl manzarasına karşılayayım. Rotayı merak edenler oluyor bazen. Biz de rotayı açıklamalar kısmına rotayı paylaşmış olacağız. Tostum'la beraber. Bu da bir bilgi olsun. Rotayı merak edenler oradan bakabilir. Diyelim yani... ben de Emre çekeyim. Hadi kamerayı kapat. Açtığında bol dolalım. Mantıklı. Ve işte o bahsettiğimiz güzel köy yollarına, ara yollarına girmiş bulunmaktayız. Şimdi Reşadiye'den yeni çıktık daha. Bolu Abant'a doğru devam ediyoruz. Yolu çok keyifli. Önce onu söyleyeyim. Çok tatlı virajları var. Yolun kalitesi de yine fena değil. Dikkatli gitmekte fayda var. Ama etrafımız o kadar güzel. Yemyeşil. Çok güzel. Havası da çok güzel. Şimdi böyle ara yollardan, köy yollarından Emre'yle devam ediyoruz. Konuşurken süremiyorum. Emre diyor ki bana yaklaşsana. Gerçekten neden o kadar uzakta gidiyorum bilmiyorum. Takip mesafemizi kimse sorgulamasın. Burada küçük küçük böyle tatlı köyler var. Reşadiye'ye kadar da vardı. Buralarda da var. Ve şurayı görüyor musunuz? Orada vadi gibi bir şey, bir yer var. Su falan akıyor. Güzel yerlerden geçiyoruz gerçekten. Sizler bu yolculukta mesela molanızı planlarken eğer isterseniz bu taraflarda da mola verebilirsiniz. Evet, an itibariyle biraz daha dağ yollarına doğru döndü yolumuz ve yükselti gitgide artmaya başladı. Dokurcu'ndan sonra yoldaki şeritler yok oldu ve ormanla baş başayız. Emre böyle önden giderken bana söylüyor, keskin diyor, dikkat et diyor. Ben ona göre gidiyorum, biraz torpilliyim. Yanımıza biz neler aldık bu yolculukta? Şimdi dediğim gibi biz gece 12'de Emre'nin mesaisi olmadığını öğrenince aniden bir plan yapalım dedik. Çünkü bizim için böyle iki gün boşluklu denk geldiğimiz, boş denk geldiğimiz günler çok kıymetli. Her zaman denk gelemiyoruz mesailerimiz dolayısıyla. Genelde böyle geziler içinde uykumuzdan veya dinlenme günümüzden fedakarlık yapıp yola çıkıyoruz. Gece dedik tamam gidelim. Aslında %50 de bir kararsızlık vardı bizde. Hemen eşyalarımızı hazırladık. Zaten gördüğünüz zinciri bile yolda yağladık. Emre dedi ki çok az eşya alalım. Öğretmen evinde uygun bir yerde konaklayalım. Bu şekilde gidelim. Fakat ne kadar az eşya alsak da bazı şeylerden vazgeçemiyoruz. Mesela bunların en başında benim ilk aklıma yağmurluklar geliyor. Ne olursa olsun hava ne kadar güneşli olsa yağmurluğumuzu o arkadaki Emre'nin arkasındaki su çantaya koyduk. Sırt çantası almıyoruz çünkü sırtımızda bir şey olsun istemiyoruz. Bu şekilde evet bağlarken biraz bir 10 dakikaya mal oluyor ama olsun. Bu şekilde devam etmeyi tercih ediyoruz. Birincisi yağmurluklar. İkincisi mesela bizim bir Xiaomi'nin hava pompası var. Onu muhakkak alıyoruz. Lastiklerle alakalı herhangi bir şey olursa hem basıncını görmek hem de düştüğü zaman şişirebilmek için onu kesinlikle yanımıza alıyoruz. Tabii ki lastik tamir kiti. Genelde yoldan çıktığımızda veya ana yolda bile ne olacağı hiç belli olmaz. İnsan kendini daha güvende hissediyor. Motorların altında bize lazım olan motorların vidalarına uygun anahtar takımları var. Onları alyanlarımızı, anahtar takımlarımızı alıyoruz. Hava değişimi için yani hava değişimini biraz daha kompanse etmek için hava soğursa diye birer tane daha kırka, ceket o tarz bir şey alıp pijamalarımızı alıyoruz. Pijamayı da öyle alıyoruz ki hem dışarıda giyebileceğimiz hem de normal zamanda hani istirahat ederken giyebileceğimiz bir pijama alıyoruz. Dolayısıyla bitti. Terlik almadık, ayakkabı almadık, bunları bıraktık. Onlar yerine onları koyacağımız yere iki tane termos aldık. Doğaya gideceğimiz için
doğada gezeceğimiz için belki yanımıza bir sıcak su alırız. Sallama çay, kahve vesaire yapabilelim diye termos ve bardak aldık kendimize. Sandalyeleri falan alabilirdik aslında gidince doğada oturmak için. Onlar da çok yer kaplayacağı için ve bağlamamız etmemiz gerekeceği, arazide de motorlar hafif olsun istediğimiz için bir tane örtü aldık, sofra bezi aldık. O şekilde otururuz diye düşündük. Zaten yol boyu oturuyoruz. Gittiğimiz yerlerde de banklar vardır muhakkak. Ve Emre'nin vazgeçilmezi, beraber yolculuk yaptığımız arkadaşlarımız şu an onlar izliyorlarsa onlar da çok iyi bilirler. Emre genelde kaskı temizler. Sineklerin orada uzun süre durmasını istemez. O yüzden Kutolay'ın bir kask temizleyicisi var vizörümüzü, kaskımızı temizlemek için. Şurada da bir depozito çantamız var CV Moto'nun. Çok da memnunuz. Onun içinde Emre'nin önünde elektroniklerimiz var ve sürekli kask sildiği için de bir bezi var. Yolda yolakta ne olacağı belli olmaz. Bir yeri silecek oluruz ederiz diye yanımızda bizim ceplerimizden ıslak mendil fırlar. Her mola da ıslak mendil çıkarıp kullanırız. O yüzden bir de ıslak mendil depomuz var. Bu kadar. İşte bu kadar. Motosiklet için yanına bunları alıyor. Hatta hava pompamız komşumuzdaydı. Sabah sabah çaldık kapıyı dedik. Lütfen geri alabilir miyiz? Edri. Oh, hava çok güzel. Burası ne böyle? Bu nasıl manzara? Bu nasıl bir yer? Moments later. An itibariyle gelmiş bulunuyoruz Abant'a. Yürüyüş parkurları var orada. Cüt diyor bizim o şey, polis. Tam ziyaretçi tanıtım merkezinin kapısını açtık ve böyle bir yere geldik. Bir danışmaya bir gidip sorayım. Evet, danışma. Pardon, biz burayı gezeceğiz de. Gezebilir miyiz? Eşyalarımızı bırakın. Kaç yıldır anca mı aklınıza geldi burayı gezmek? Diyoruz kendimize. Gerçekten sürekli bu soruyu soruyoruz kendimize. Neden daha önce gelmedik dediğimiz anlardan birindeyiz. Ve geldik, buradayız. Siz de buradasınız bizimle beraber. Ve sizin için de hala geç değil. Bak burada Mudurnu evi var. Mudurnu'nun meşhur evlerinden. El sürmeyiniz şeysi. İhtiyacım olan şey nerede olduğunuzu anlamak istiyorum. Aa, burada çok güzel bir harita varmış. Biz buradan geldik ve buradan gideceğiz hayatım, şuradan. Yansımamız var orada ama neyse gene de belli oluyor galiba. Biraz avizeler mavizeler şey, burada
Avant Gölü'nün bu şekilde bir mapini görüyorsunuz. Minyatürünü diyeyim. Burada nerede ne yaptığımızı. Şu an biz şuradayız. Şu binalardayız. Gölün etrafı bayağı bir şeymiş aslında. Baksana aşkım. Burası tesis olan. Şurası mesela Avant'ın şu yayla tarafı. Neyse biz burayı mı göstermeye geldik? Biz gölü göstereceğiz. Hadi göle. Hadi. Bafa bak, bak tipe bak. Göle gezeceğim. Aynen burada evet, sergi salonu var. Gezmeye devam edeceğiz. Anam sen ne tatlı bir şeysin öyle. Oy. Aman. Ellecektim, uyarı yazmışlar ellemeyin diye ya. İşte Bihter de böyle. Hadi göle gidelim ya. Hadi. Ben gölü görmek istiyorum. Al. Hadi gel. Göle git. Çok güzel bir doğası yok mu ya? Evet gördüğünüz gibi mükemmel manzarasıyla Avant'tayız. Şurada saygısız insanlar yüzünden çekimimizi yapamadık. Abi ev satamadığı için bir türlü çekime başlayamadık. Ama ben şöyle size kısaca bahsedeyim. Burası doğal oluşmuş bir heyelan set gölü. Yaklaşık 1350 metrelik bir yükseklikteyiz. Ormanın içinden, kıpkırmızı ağaçların içinden geldik biliyorsunuz. Çok güzel bir ortamı var. Buraya gelirseniz. Gölün komple etrafı yürüyüş yolu. At binebiliyorsunuz, faytonlara binebiliyorsunuz. Oteller, bungalovlar var. Böyle güzel bir yerdeyiz ve yaklaşık böyle 2 kilometre boyunca bu göl devam ediyor. 18 metre kadar da maksimum bir yüksekliği var, derinliği var daha doğrusu. Biz dolaşmaya devam edeceğiz. Güneşi batırıp yolculuğa devam ediyoruz. Şimdi yolculuğa devam. Kalacağımız yere geçelim. Erkenden güneşi batırmadan yine yolun tadını çıkaralım. En keyifli kısmı sanki yol kısmı değil mi? Evet ya. Şimdi burada aslında daha çok zaman geçirmek isterdik. Çünkü çok uzun bir yürüyüş parkuru var. Biz o yürüyüş parkurunu yürümedik. Çünkü yolda da biraz tabii yorulduk. Karnımız da acıktı. Çok karanlığa da kalmak istemiyoruz. Bir an önce şimdi otele geçelim. Orada bir dinlenelim istiyoruz. Ama buraya ayrı bir zamanda daha böyle güzel vakit geçirmek için gelinebilir. Ama biz de bu gölü gördüğümüz için mutluyuz. Gelmedik demeyiz. Yarın göl sefasını zaten süreceğiz ya. Beyefendinin o yüzden aklı kalmıyor. Asıl bizim hedefimiz yedi göller. Şimdi Avant Gölü'nü evet görmeden buradan ayrılmak olmazdı. Ama bir sonraki bölümde yedi gölleri izlemeye devam edin. İzlemeyi unutmayın. Hadi bizi kalacağımız yere ışınla. Bak şimdi sihir yapıyorum. Hadi. Ve Bolu'dayız. Otelimize geçmeden önce Mercani Restoran diye bir restoran varmış. Buranın tarihi bir restorantıymış. Motosikletlerimizi park edip dedik ki burada yemeğimizi bir yiyelim. Otele geçmeden önce karnımızı doyuralım. Şöyle göstereyim size buranın girişini. Gayet tarihi bir bina içinde bir restoran gibi bir şey düşünün. Ayrı ayrı odalarda böyle yemek yiyorsunuz. Böyle gittiğiniz yerlerde yöresel lezzetleri tatmak önemli. Biz de gittiğimiz yerlerde böyle yöresel lezzetleri tatmaktan keyif alıyoruz. İçeri girdiğinizde böyle merdiven karşılıyor sizi. Buradan böyle yukarı çıkıyorsunuz. Ahşap. Tatlış. Tam karşınızda da bir adet Bihter karşılıyor sizi. Böyle bir ambiyansı var. Ye. Enerji lazım. Yarın yedi göllere gideceğiz ya. Evet. Sen yedi göller yolunda da böyle hızlı süreceksen. Ben hızlı sürmüyorum. Hızlı sürüyor. Bana diyor ki ben hızlı sürmüyorum. Ben hızlı süremiyorum o zaman. Sen hızlı sürmüyor. Aramız açılıyor bir yerlerde.
Acaba çifte eğitim mi alsak? Böyle birlikte sürme eğitimi mi alsak? Aslında uyumluyuz, çok uyumluyuz. Diyecekler ki bana Emre'yi takip. Hayır. Basıyor. Yok. Ben motor durmazsa diye korkuyorum. Nasıl durmazsa diye korkuyorum? Mesela sen de ben yemek yerken durmazsa diye korkuyorsun ya. Motor durur bak. Plan. Elin altında. Evet. Basıyorum duruyor. Motor freni var. Fren var. Bak Uğur Hoca bir sürü şey anlattı. Yani durur motor. Korkma. Buradan nereye gidiyoruz? Buradan gideriz artık. Yakala gideriz ya. Tatlı yemeyeceğiz mi? Ha bir yere tatlı bak, yeriz. Bak kamera hayır diyor. Önce tatlı. Hep böyle oluyor. Emre bir şey söylüyor, sonra ben ona sulanıyorum. Benimki duruyor ama önce onunki bitiyor. Dondurmanın elimi söylemişim. Yiyorum yemeğimi, bakıyorum bir kaşık daha geliyor. Niye seninki işte? Niye süper söyledin o zaman? Ben onu görünce onu istedim. Mesaj geliyor mu Instagram'dan? Evet, siz de bizimle chatleşmek istiyorsanız Instagram'dan takip edin. Ve cevaplıyoruz. Evet. Hiçbirini boşlamıyoruz. Evet, hadi ama onlara bakalım. Takip etmediğiniz için bilmiyorsunuz. Hayır, biliyorlar, biliyorlar, öyle deme. Ya takip edenler. Yorum bile yapıyorlar, abone oluyorlar, beğeniyorlar. Destek oluyorlar. Biz de sizler için dondurmalı 22 yiyoruz. Yavaş ye, boğazın acır. Ya sizin için şu an bir yeri test ediyoruz. Güzel. Allah razı olsun be, Allah. A few moments later. Evet, ekstra 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 konforlu odamızdayız. Yatakları biz birleştirdik, öyle söyleyeyim. Yani olsun. Yani öğretmen evindeyiz şu an. Bolu öğretmen evi. Ama daha yani daha kötü bir öğretmen evinde kalmamıştık. Hepsi daha iyiydi. Yok, Köyceğiz'deki öğretmen evi daha şeydi. Kötüydü. Tadilattaydı ama. Tadilattaydı evet. Sezar'ın hakkı Sezar'a. Ben hazırım. Size de bir odayı gösterelim istedik. Bu kadar. Böyle, yani bir de bu tarafını yani gösterelim. Bunun yarısı da bize yeterli. Problem yok. Yapacak bir şey yok. Aynen. Şimdi aşağı inelim. Zincirimizi yağlayalım. Tamam hadi. Ondan sonra şey yaparız. Bu arada zincir yağımıza da baksanıza. El kadar. Cep boy. Harika. Hadi gidelim. Gidelim. En uygun burası vardı. Devlet Su İşleri Polis Evi çok kötüydü puanları, yorumları. Güvenemedik. Biz de buraya geldik. Sönmüş mü? Yeni sönmüş de iyi. Kafedeyiz. Öğretmen evinden sonra kafemiz de böyle arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sobamız var. Sıcak hala. Görüntüsü aldatmasın. Harı yok içinde ama gayet sıcak. Öğretmen evine yakın olan bir tek burası var. Burası otobanın kenarında kalıyor galiba. O yüzden bir şey bulamadık. Bir sefer altını açıyor sobanın. Bak yanmaya başladım. Evet. Veda kahvesi içmeye geldik. Bugün artık veda ediyoruz. Güzel yerler gördük, gezdik. Çok uzun zamanları da görmeyi planladığımız yerlerdi. Birazdan odamıza gideceğiz, biraz dinleneceğiz ki yarın Yedigöller için ve Gölcük Tabiat Parkı için birazcık enerji toplayalım. Sizin için haftaya, bizim için yarın güzel bir göl gezisi olmuş olacak. Yedigölleri de, o tarafı da ziyaret etmiş olacağız ve ardından İstanbul'a dönüş için harekete geçeceğiz. Bugünlük bizden bu kadar. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi, yorumlarda görüşlerinizi belirtmeyi, bizimle buluşmayı lütfen unutmayın. Kendinize iyi bakın. Mutlu kalın. Motosiklete kalın. Yorgun olmayın. Hoşçakalın.